Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekilleri, hepinizi saygılar selamlıyorum. Tabii Genel Başkan öyle bir konuşma yaptı ki bu konuşma boşa çıktı artık. Evet, ben 25 yıldır bu sektörün, yiyecek içecek sektörünün içindeyim. Şu anda da kendi restoranımı işletiyorum. İşletiyorum derken aslında 20 çalışanımızla beraber hayatta kalma mücadelesi veriyoruz bizler. Yaklaşık bir yıl oluyor bu pandemi dönemi başlayalı. Daha öncesinde de büyük sorunlarımız vardı. Bu da üzerine artık son nokta gibi oldu. Biz bu süreci nasıl atlatmaya çalışıyoruz? İlk bu 2,5 aylık kapama döneminde o zaman krediler %10 civarındaydı. Gittik kredi kullandık. Bir şekilde o 2,5 ayı atlattık. Sonra vergilerimiz ertelendi 6 ay. O krediler de yaklaşık bir 6 ay sonrası ödemesizdi. Ve ne oldu? Bu 6 ay doldu ve biz tekrar kapalıyız. Şimdi hem o vergileri ödüyoruz. İşte Şubat, Mart, Nisan aylarında ertelenen, Ekim, Kasım aylarına denk gelen şeylerde, Kasım'da da kapandık. 20 Kasım'da. Şimdi hem kredilerimiz başladı, hem o vergileri ikişer ikişer ödüyoruz. Ve şu anda da bir yapılandırma var. Şubat ayında ilk taksit ödenmesi gerekiyor. Bu ilk taksit malum kapalıyız. Mart ayında da ödemezsek bu sefer yapılandırmalar iptal olacak. Yine biz o yüksek faizlerle, cezalarla, aynı şekilde o borçlarla baş başa kalacağız. Onun dışında biliyorsunuz paketler açıklandı. Birçok paket açıkladılar. Bizler en son açılan paketten bahsedeyim. İşte yıllık cirosu 3 milyonu geçmemesi lazım. Baktık, evet, iş yapmadığımız için sevinçliyiz. 3 milyonu geçmemiş. Çok pardon. 3 milyonu geçmemişti. Sevindik. Yardım alacağız da. Sonra bir kural çıktı. %50 ciro kaybı. Şimdi biz bir yıl önceki bir ürünü fiyatlandırırken baktık. Maliyetimiz ne kadar? 10 lira. Üzerine 1 lira koyduk. 11 liraya satıyoruz. Şimdi aynı ürünü fiyatlandırıyoruz. 20 lira. Biz yine 1 lira koyuyoruz. Ama ciromuz baktığınız zaman 2 katına çıkmış. Ama kazanç yok ortada. Buna rağmen elektrik, su pek zamlanmadı. Doğalgaz %30, %35 civarında zam geldi. Bu işletme giderlerimiz uçtu gitti. Ayakta durma şansımız artık yok. Ne yaptık? Eğer kredi kullanabilecek arkadaşlarımız varsa gidip kredi kullandılar. %10'la borçlandığımız krediyi bu sefer %22 ile kapatmaya çalışıyoruz. Nereye kadar dayanabileceğimiz bunları bilmiyoruz. Evet, çözüm noktasında da yapılması gereken birçok şey var. Bahsettiğimiz gibi bu çıkan en son yardım paketinde ciro bazlı değil, artık bunun kar zarar bazlı bakılması gerekiyor. Eğer bu şekilde ciro bazlı bakarlarsa zaten hiç kimsenin bu parayı alma şansı yok. Zaten bahsedilen rakam 2000 lirayla 40 bin lira arası. Birçok arkadaşımızın kirası aylık 80-100 bin lira. Minimum ödenen kira 10 bin lira. Biz bu parayla ne yapabiliriz? Ne zaman açılacağız? Hiçbir veri yok ortada. Yani hasta sayısı şu rakama düştüğünde mi? Vaka sayısı şu rakama düştüğünde mi? Ne olduğunda biz açılacağız? Sadece bize bekleyin diyorlar. Evet, bekleyelim. Nasıl bekleyelim? Bizim 20 tane çalışanım var. Birçoğu, yani 3 tanesi bu sene evlendi. Ve çocuğu olan var. Biz elimizden geldikçe bunlar kaybetmesin, kazançları düşmesin diye şu ana kadar kazançlarını aynı şekilde ödemeye çalıştık. Ama bu ay bir konuşma yapmak zorunda kaldık. Arkadaşlar artık bitti. Yani devletin verdiği ödemelerle geçineceğiz. Yapacak başka bir şeyimiz kalmadı. Başkanım her şeyi anlattı. Bir konuda cirolarımız düştü. Yani birçok arada 3'te 1 falan düşmedi. 10'da 1 düştü. Birçoğu daha dün Ankara'da 4 tane şubesi olan bir arkadaşım sektörden çekildi. Tamamen hepsi paket servisini gel alı falan kapattı ve bütün elemanları gönderdi. Ne yapacak? Birçok arkadaşımız ilk başta paket servisini denedi ama olmadı. Çünkü bizim menülerimiz paket servisine uygun değil ve bu kadar da bir potansiyel yok orada da. Hangi birimize yetecek bu paket servisi veya gel al? Sonuç olarak yapmamız gerekenlerle ilgili biz bir, yani bizim değil aslında, devletten beklentilerimiz var. Neler bunlar? Şu anda AVM'lerde, her yerde ve görüyoruz HES kodu ve sosyal mesafe kurallarıyla müşteri alıyorlar. Daha dün bir AVM'ye gittim. Çocuğun söylediği şey 55 bin kişi giriyor günlük buraya. Bir AVM'ye 55 bin kişi giriyor. Hangi denetim var? Yok. Bizler kapalıyız. Niye kapalıyız? Bunu bize anlatan yok. Yani sadece bu virüs yani restoranlarda mı bulaşıyor? Yani işte görüyoruz görüntülerde, metrolarda, belediye otobüslerinde, her yerde insanlar üst üste. Uçaklarda zaten kaç santim yan yana oturuyor bu insanlar? Biz bir son 14 tane kural getirdiler bize. Bu kuralların tamamına uyduk. Evet, televizyonlarda gördük, yayınladılar, sağ olsunlar.
Birçok işletme bu kurallara uymadı. Peki biz ne yapalım? Biz uyduk. Daha fazlasını da yaptık. Yani birçok gerçekten bu işi layıkıyla yapan bu sektörün insanı bu işi layıkıyla daha fazla tedbir de aldı. Ama hep beraber yaktılar bizi. Hep beraber bizi aynı kefeye koydular, kapattılar. E şimdi ne yapacağız? Bu sorunun cevabını bekliyoruz. Yani biz ne yapacağız? Biz mal sahibine kira borçlarımız birikti. Tedarikçilerimize para veremiyoruz. Onlar sağ olsunlar bize açık hesap çalışıyorlardı ama kaç aydır onlar bir kuruş para ödemiyoruz. Ve bu sorunu çözemiyoruz artık. Artık bankalara gittiğiniz zaman sektöre kötü bakıyorlar. Yani ilk pandemi döneminde evet para dağıtıldı ama şu anda sektör hiçbir şekilde krediye ulaşamıyor. E ulaşsan %22 faiz. Bunu nasıl ödeyeceğiz? Bu konuyla ilgili yapılması gereken şeyler var. Yani en azından bizlerin kredileri 2 yıl ertelenmeli. Vergi borçları işte bu ayda ilk taksitini ödeyeceğiz. Şubat ayında birinci taksitini ödeyeceğiz. Nasıl ödeyeceğiz? Ödemezseniz vergi yapılandırması iptal olacak. Bunların da bir yıl ertelenmesi lazım. Minimum. Çünkü asıl sorun biz şu anda birçok sorunu merdiven altına itiyoruz. İşletme olarak. Ama açtığımız zaman asıl sorunlar da başlayacak. Asıl kapamalar açtıktan sonra başlayacak. Çünkü elde avuçta hiçbir şey kalmadan bu işletmeleri tekrardan ayağa kaldırma şansı olmayacak birçok insanın. Birçok firma artık geri dönmeyecek bir sektöre. Bizler yani çok fazla elemanla çalışan bir sektörüz. Çünkü elemansız olmaz bir işimiz. Onlar bizim işletmelerimize değer veren, ruhunu veren arkadaşlarımız. Şimdi onlara bakıyoruz. Çocuklarla artık yani ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Evet evinin kirası geliyor. Kredi kullananlar var. Ayakta durmaya çalışanlar var. Bu çocuklarla her gün yan yana telefonda konuşuyoruz. Geliyorlar, dertlerini anlatıyorlar ve elimizden bir şey gelmemenin ızdırabını çekmeye başladık. Niye? Bunlar artık bizim kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Birlikte para kazanın bir mücadele içindeyiz. Ama biz bunlara karşı sorumluluklarımızı da yerine getiremiyoruz. Çünkü bizim bu devletle anlaşma yaptık. İşte ruhsat verdiler bize. Mal sahibiyle anlaşma yaptık. Dedik ki biz burayı restoran olarak işleteceğiz. Baktık şimdi bizi kapattılar. Ya ben mal sahibi geliyor bana diyor ki paramı ver. Ama kapalı. Bana ne diyor? Yani ben mi kapattım seni? Devlet ödüğünü sen beni kapattın. Bak bu böyle diyor. Ne yapacağız? Bekle. Bekleyelim. Bekleye bekleye ne olacak? Ama bu süreç, çok teşekkür ederim. Bu süreç eğer bir ay, iki ay daha devam ederse inanın ben dahil olmak üzere söylüyorum. Artık açık kafe, restoran bulamayacağız. Eğer bir iki ay daha bunlar açılmadığı sürece biz asla ve asla açamayız, geri dönemeyiz. Böyle bir şansımız yok. Bu borçları, biriken kira, vergi, borçları, personel alacakları tekrardan çevirme şansımız yok. Hani bankalar olan borçlarımızı görsek inanamazsınız. Veya diyorum %10 borcu %22 ile kapatmaya çalışıyoruz. Ve artık bankaların bize bakış açısı bambaşka hale geldi. Biz kredi falan kullanamıyoruz artık. Dolayısıyla artık bilmiyorum. Başkanım gereken şeyleri de söyledi ama burada herkesin artık taşın altına bir elini sokması lazım. Bizim yani üvey evlat modundan çıkartılıp bu ülkenin bir değeri olduğumuzu ve milyonlarca çalışanı bunların aileleriyle birlikte hesaplandığı zaman gerçekten yani bu 10-15 milyon insana etkilendiği bir süreç oluyor. Dolayısıyla bizlerin sorunun duyulmasını istiyoruz. Yani biz artık açılmak istiyoruz. Bize desinler ki işte kapasite ne kadar? 100 kişi, 30 kişi al. Yani artık bir şey söylesinler bize. Veya desinler ki şu kuralları getiriyoruz ve siz bu kurallara uymazsanız sizi kapatacağız. Sonuna kadar razıyız. Yani şu kurallarla açıyoruz, bu kurala uymayan her işletmeyi kapatacağız. Sonuna kadar razıyız. En sert tedbirleri getirsinler, sonuna kadar razıyız. En azından sektördeki iyi ile kötü işletmeler ayrılır. Ama hiçbir şey söylenmiyor. Hiçbir umut yok. Yani ben şimdi buradan çıktım, iş yerime gideceğim. İşte maaş dağıtacağız. Şimdi çocuklar bekliyorlar. Nasıl yapacağız? Bu ayda hadi bir şekilde hallettik. Önümüzdeki ay. Bu insanlar bizden bekliyor haberi. Yani diyorlar ki ne zaman açacağız abi? Ne olacak abi? Herkesin sorduğu soru var ve biz bu soruya cevap veremiyoruz. İşin kötüsü kimse vermiyor. Vermesi gerekenler de vermiyor ve biz beklemeye devam ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Beni dinlediniz. Sağ olun. Kürsünüzü bana açtınız. Çok sağ olun. Sağ olun.